Merhaba matematik sınıfımda bu ders kümelerde kesişim ve birleşim konusunu işliyorum. Daha önceki konularda kümelerin gösterim şekillerini işlemiştim. Kümelerde temel kavramları göstermiştim. Şimdi sıra geldi bu kümelerin son olayına yani niye geldi? Kesişim ve birleşime geldi. Nereden başlıyorum? Kesişimden başlıyorum. 2 veya daha fazla kümenin ortak elemanlarının bak burayı hop hemen işaretliyorum. Ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir. Kesişim kümesinde önemli olan şey Bak birincisi ortak elemanlar. Kesişim bu işte ne diyebileceğin tamam bu şu sembol ile gösterilir. Buna ne diyebilirsin yani aklında kalması için biraz daha kolay anlaşılması için. Şimdi burada en önemli iki şeyine bir ortak eleman bak. İkincisi şu işaret. Yani bu işaret ne oluyor? O Aslında orada e, kümelerle alakalı kesişimi belirttiğini gösteriyor. Ortak eleman çok önemli. Ortak elemana iki küme içerisindeki aynı elemanlar da diyebilirsin. Hemen örneğimize devam edelim. A kümesi 1, 3, 5, 7 ve 8 ve B kümesi de 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Bu kümeler veriliyor. A kesişim B kümesini bulalım diyor. Şimdi A kesişim B kümesi için ne demiştik? Ortak elemanlar bir. Ortak elemanlar. Şimdi bakalım ortak elemanlara. Şöyle elemanlarını yazıyorum. A3 işte pardon A kümesi 1, 3, 5, 7, 8. B kümesinin elemanları da 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunların ortak olanlarına bakalım. Ne var mesela şimdi bir. Burada da bir var. Bir bunlar da ortak. Şöyle işaretledim. Sonra 3. 3 burada da var mı? Var evet. 3 de bunların ortak elemanı. Aynı şekilde 5 var mı? Bak burada da var. İki yerde de var 5. Ortak elemanı bunların. Ardından şöyle bir bakıyorsun. 7 var mı? Yok. 8 var mı yok 2 4 de yok zaten o zaman bu iki kümenin A ve B kümelerinin ortak elemanları neler oluyor 1 oluyor 3 oluyor 5 oluyor peki bunu nasıl gösteriyorsun A kesişim B kümesi bak okurken de bu şekilde okuyorsun A kesişim B bu küme eşittir koydum listemi açtım neler varmış 1 vardı ardından 3 vardı her iki tarafta gördün ardından da 5 vardı Demek ki A kesişim B kümesi. Yani bu ikisinin kesişim kümesinin elemanları 1, 3 ve 5 oluyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bunun eleman sayısı kaç acaba? Önceki derslerden gördüklerimizi bir tekrar edelim. Eleman sayısını nasıl gösteriyordun? S harfiyle parantezini açtın. Hangi küme bu? Kesişim kümesi. A kesişim B kümesi. O zaman A kesişim B diyorsun bak. Bunun eleman sayısına bakacaksın. Neler var? 1, 3, 5 kaç tane? 1, 2, 3 tane eleman olduğu için bunun eleman sayısına da kaç diyorsun? 3 diyorsun. E tamam peki güzel. Şimdi ne yapalım? Bir de Venn şeması ile gösterelim mi bunu? Hadi bakalım. Venn şeması ile gösterelim. Ama bak Venn şeması ile gösterilirken yani bir noktaya dikkat etmen gerekiyor. Nasıl? Şöyle ki bak bu neydi kesişim kümesi. Bunların bir yerde bu kümelerin kesişmesi lazım ve bunların ortak elemanları var diye demek ki küme üzerinde ortak bir bölgelerinin olması lazım. Şimdi şöyle ki A kümesini şu şekilde çizdim ben. Şimdi B kümesini de şöyle yanına çizsem olmaz. Çünkü ortak bir kesişim olması gerekiyor. Şimdi B kümesini de bak genelde bu şekilde gösteriliyor. Bu da böyle bir kesiştirdim. Bak ne oldu? Şuradan ve şuradan bunlar ne yapmış oldu? Kesişmiş oldular ve bunların ikisinin de ortak bölgeleri var. Neresi bak? Şimdi bak B'yi şöyle götürüyorsun. Şimdi şurası B'nin içerisinde bak. Şu bölge. Aynı şekilde bu bölge şu bölge de A'nın içerisinde. İşte bunların ortak bölgelerinin olduğu yerde gösterilirse bu bir kesişim kümesi oluyor. Ve ortak elemanlarını o kesişim bölgesine yani şu araya yazman gerekiyor. 1 3 ve 5 noktaları koyduk yazdık. Peki A kümesinde bu ortak elemanların dışında neler kaldı? 7 kaldı ve 8 kaldı. B kümesinde de kimler kaldı? 2 kaldı ve 4 kaldı. Bu kadar. V şeması ile gösterimi de bu olmuş oluyor. Devam edelim örneklerimize. B kümesi Muğla ilinin harflerinden oluşuyor bak ve C kümesi de şuradan Amasya e, ilimizin harflerinden oluşuyor. Buna göre B kesişim C kümesini bulunuz ve Venn şeması ile gösteriniz demiş. Şimdi i̇şte B kesişim C kümesini bulalım. Ne yapıyorsun aslında bak şöyle de diyebilirsin. Burada hop bu ikisinde yazıyorsun. Ortak olan Oradaki elemanları hop çekip alıyorsun. Şimdi M O yumuşak G L A A M S Y. Şimdi burada bakalım M. Burada M var. Burada M var mı? Evet var. O zaman bunlar ne oluyor? Bak şimdi ortak elemanlar oluyor. Ortak elemanlara bakıyorsun. M'yi yazdık. Daha sonra U var mı? Şuraya baktığımda U yok. Yumuşak G var mı? Yok. L var mı? Yok. A var mı? Var. Evet. Şöyle ne yaptı? Bak. İki tane harfimiz yani ortak elemanları iki tane harf, iki tane var. Bunları da liste yöntemiyle gösterirsek ne yapacaksın? Pardon. Şöyle B kesişim C eşittir neler var burada? M harfi var ve A harfi var. Bunları yazın. Şimdi az önce yaptığım duruma gelirsek. Bunların acaba eleman sayısı kaç dersene? B kesişim C kümesinin kaç tane elemanı var? İki tane elemanı var. O zaman bunun eleman sayısı da ne olacak? 2 olacak. şeması ile gösteriniz. Az önce yaptığımızın aynısı. Hop şöyle bir çizdim. Bu olsun B kümesi olsun. Bir de C kümesi. Şimdi kesişmesi lazım ki ortak elemanların olduğu bir bölgenin olması lazım. Onu da çizdik. Şimdi ortak elemanları hemen şuraya yerleştiriyorum. M harfi, A harfi. Geriye kalanları da şuraya yazıyorsun. U harfi, yumuşak G, L Bitti. Tamamdır. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Peki C kümesine geçelim dostum. C kümesinde bak e, ne vardı? Şöyle A'yı da en son attık. Zaten var demiştik. Bunları da yazdım. Ne kaldı? S kaldı. Bir de Y kaldı. Bu şekilde Venn şeması ile gösteriliyor. Çok rahat bu da buraya yerleştirdik. Diğer örneğimize geçelim. Şimdi M kümesi verilmiş. 2, 4, 6, A ve E harflerinden oluşuyor bir sayılardan oluşuyor. Ve M kesişim N e kümesi verilmiş. Allah Allah. 2, 6 ve A olduğuna göre S, N yani daha doğrusu N kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi burada neden bahsediyor acaba? Bunu bu şekilde vermiş acaba olay ne? Ben burada ne yapmaya çalışacağım? Bak öncelikle şunu düşüneceksin. Burada bir kesişim kümesi verilmiş. Şimdi kesişim kümesi deyince ne oluyordu? Ortak elemanlar aklına gelecek. Demek ki bak ortak elemanlar. Şimdi M kümesini şuraya tekrar yazıyorum bak. 2 4 6 A ve E. Şimdi N kümesini bir yazmaya başlayalım bak. N kümesi diyorum. Neydi bu M kesişim N'de neler var bak? Bu ne? Ortak elemanların olduğu küme. Yani 2 6 ve A hem M'de var hem de N'de var demek. O zaman ben direkt N kümesinin içerisine 2, 6, A'yı hemen yazabilir miyim? Yazabilirsin. Sıkıntı yok. Çünkü bunda olan bunda da olacak. Bak aynısını yazdım. Bu kesişim kümesi olduğu için. Ama soruda diyor ki bak en az kaçtır? Bundan sonra sen buraya istediğin şeyleri yazabilirsin. Çünkü kesişim kümesi bu kadar. Başka yok. Buraya istediğin kadar yazabilirsin. İstediğin şeyleri yazabilirsin. Ama soru senden en az istiyor. En az istiyorsa bu kadar kesişim varsa o zaman sen diyeceksin ki N kümesi bu kadardır. Bitti. Başka da bir şeye gerek yok. Ortak olan elemanlar bunda bu kadar var. Bitti. Şartı sağlıyor mu? M kesişim neyi sağlıyor mu? Sağlıyor. Şimdi ben bunun yanına bir tane daha bir şey eklesen. Yani oldu da şöyle desen. 2 6, A virgül. Mesela ne dedin? C dedin. Hadi. Ya da sayı verdin. Şimdi evet bu da olur. Bunda da bir sıkıntı yok. %100 doğru. Ama şöyle bir durum var. Soru senden en azı istiyor. Eleman sayısı en az olacak şekilde ayarlamanı istiyor. Her ikisi de doğru ama elemanı en az olan hangisi oluyor? Şu oluyor. Bunun eleman sayısı ne oluyor? Bak. 3 oluyor. E bunun eleman sayısı ne olur? 4 oluyor. O zaman sen bunu kabul etmen gerekiyor. O zaman en az eleman sayısı 3 olmuş olur. Evet kesişimle alakalı bu kadar. Çok zorlanacağın bir şey yok. Kesişim gayet kolay. Aynı şekilde birleşim de gayet kolay dostum. Tık 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 bunları yapıp geçeceksin. Şimdi gelelim birleşim kümesine. İki veya daha fazla kümenin tüm elemanlarının. Hoppa dostum seni bir yuvarlak içine alalım. Tüm elemanlarının diyor. Bak altına hemen birleşim kümesini yazdık. Birleşmesiyle oluşan kümeye birleşim kümesi denir. Yani birleşim kümesinde ne oluyor? Tüm elemanlar var. Yani ikisini birleştiriyorsun. Şimdi birleşim kümesi U diyebileceğin bak şu sembol ile gösteriliyor. Bu birleşim kümesine yani şu sembolü ben şöyle düşünüyorum. Mesela bunu bir kaseye benzetiyorum. Tamam mı? Şöyle bir kasen var. Bu kasenin içerisine kaç tane kümen varsa? İki tane kümen var, 3 tane veya daha fazla. Tüm elemanlarını bu kasenin içerisine atıyorsun, hop, içinde birleştiriyorsun bunları. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Burada çok önemli. Bak, bu kümelerin ortak elemanları birleşim kümesine bir kez yazılır. Birazdan örnekte göreceğiz bu. Dikkat etmemiz gereken bir şey. Bak, bir kez yazıyorsun ortak elemanlarım. Burada önemli olan ne? Tekrar söylüyorum, tüm elemanları bak. Burada Hiçbir şekilde hiçbir elemanı gözden kaçırmayacaksın. Tüm elemanlar önemli. Ortak elemanları bir kez yazacaksın. Bak ortak elemanlar bir kez yazılır. Bak bu da önemli. Ve birleşim kümemiz bak U harfi veya KS'ye ya da bir tabağa bir şeye benzetebilirsin. Sen bunu bu şekilde gösteriliyor. Geçelim örneğimize bak. Örneğimizde daha rahat daha güzel bir şekilde evet. anlayacaksın. Şimdi A kümesi verilmiş B kümesi verilmiş A birleşim B kümesini bulalım diyor. Şimdi ben ne demiştim? Hop şöyle bir bak birleşimin sembolünü yaptım buraya. Neydi bu? K's'ydi. Bu K's'nin içerisine A'nın elemanlarını atıyorum. Hop 1 3 5 7 8 attım bunları. Şimdi gelelim B'yi de atıyorum. İkisini birleşiyor ya. Adı üstünde birleşim kümesi. 1 2 3 4 5 dostum bunları da attım. Bu arkadaşları buraya koydum. Şimdi bunları birleştirdik. Okey. Ne yapalım? Bir de A birleşim B kümesini yazalım. A birleşim ve açtım listeyi. Ne demiştik? Bak şurada tekrar göstereyim. Ortak elemanlar. Dostum bir kez yazılır. Bak bu çok önemli. Şimdi buraya geliyoruz. Başlıyorum. Bunları sırayla yazarsan, sıralı bir şekilde yazarsan daha rahat görürsün. Bak bu neyi yazacağını, neyi yazmayacağını. Şimdi bakalım. Bir. Şimdi ben biri yazacağım ama ne bu bak ikisinde de var. Yani ortak eleman. Ortak elemanı bir kez yazıyorsun. Yazdın bir. Ardından geldi. Şimdi bak burada 2 iki var. 2'yi yazdım. Tamam. 2'nin üstünü sildim. 3 var ama 2 tane 3 var bak. Gördün mü? Ne yapacaksın? Bir defa yazacaksın. Yazdın. 3. Şimdi geldin. Şurada 4 var. 4'ü yazdın. Sırayla gidiyorum. 5 var. Bak. 4'ün üstünü çizdim. 5. Bu arkadaş da bak. 2 tane varmış burada. Tamam mı? Bunu ne yapacaksın sen? Bunu da üstünü çizdin. Hop. Bir defa yazdın. 7 başka yok. Zaten 7 yazıyorsun. 8 de başka yok. 8 de yazıyorsun. Birleşim kümesi ne olmuş oluyor? Bak bu şekilde yazılmış oluyor. Şimdi bunu ben aklımda daha rahat kalması için şöyle söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir sınıfın içerisinde veya bir okulun içerisinde bir voleybol takımı var bir de futbol takımı var. Şimdi voleybol takımının içerisinde yani düşün ikisini birleştirmek istiyorlar futbol ve voleybol takımını. Ahmet var Mehmet var tamam mı? Ahmet ve Mehmet hem futbol takımında hem voleybol takımında. Şimdi ikisini birleştirdiğinde iki tane Ahmet iki tane Mehmet olmayacağına göre tamam mı? Ne yapacak? Onlar birer defa yani her iki takım birleştirildiğinde o zaman ne yapacak orada? Ahmet bir defa yani bir Ahmet bulunmuş oluyor ama iki yerde de var yani iki yerde temsil ediyor. Aynı şekilde Mehmet de hem futbol takımında hem voleybol takımında ama ikisini de temsil ediyor. İkisinin de birleşimine girmiş oluyor. Aklında bu şekilde kalsın tamam mı? Bir de burada şunu da söylemek istiyorum bak. işte şu olay yani ortak elemanı bir kez yazma olayına geldiğimizde şu hataya düşmeyelim. A ne demek? Yani şimdi daha doğrusu A'nın eleman sayısı kaç tane? 5 tane. B'nin eleman sayısı SP 5 S A birleşim B'ye bakalım şimdi de. Normalde kaç olması lazım değil mi? Yani düz mantık düşünün. Hocam ikisini birleştiriyorsan 5 5 daha 10. Hani ikisini alıyorduk ya bir kase'nin içine atıyorduk. Ama bak atarken ne demiştim? Ortak elemanları bir kez yazıyorsun. Bak şimdi. S A birleşim B'ye bakalım. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane elemanı var. Bunun eleman sayısı 7. E şimdi ne oldu? 5 5 daha 10. Ama burası 7 çıktı. İşte ortak eleman olayı bu ikisinin toplamının dışında bir sayıda birleşim kümesinin olmasına neden olabiliyor. Yani ona sebep olabiliyor. O yüzden burada ne yapacaksın? Bu ikisinin toplamı her zaman A birleşim B'yi verir diye düşünmeyeceksin. Yani verdiği durumlar da olacak. Ortak elemanı yoksa direkt bunların toplamı olmuş olacak. Ama benim sana tavsiyem bak şunu yap yani. Tamam At hepsini kanserin içerisine. Ortak elemanlarını da bir defa yaz. Geçelim diğer örneğimize. Şimdi K kümesi verilmiş burada ve L kümesi de verilmiş. Bizden belli başlı bir takım kümeler var. Onları bulmamız isteniyor. Hadi bakalım onları bulalım. Ne diyor? K kesişim L kümesi. Şimdi kesişim deyince ne anlıyordun? Bak kesişim deyince hemen ortak elemanları tamam mı? Ortak elemanları hop çuk, çekip alıyorsun buradan. Şimdi bakalım. Burada bir var. Burada bir var mı? Var. Hemen işaretledim ortak eleman. Listeyi de açayım. Direkt yazmaya başlıyorum. Bak 1. Yazdım. Şimdi gelelim. 3. Burada 3 var mı? Yok. O zaman 3 ortak olan eleman değil. 5 var mı? Bak burada 5 var. Evet. Bak şu 5. Burada ne yapıyor? 5'i de yazdım. Şimdi bakıyorsun. A burada var. Hocam burada da A var. Sakın 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 bak. Buna dikkat et. Şimdi burada A var ama bak A tek başına bir eleman virgülle ayrılmış. Ama Burada AB ikisi birlikte bir eleman. Tamam mı? Yani burada AB var. Bu ikisi birlikte bunlar ayrı değil. A ayrı değil, B ayrı değil. O yüzden burada A var hocam burada da A var diyemezsin. Çünkü bu AB bu kendisi şöyle kendi başına bir eleman. Bu da şöyle kendi başına bir eleman. Aynı olarak düşünemeyeceksin. Burada o yüzden buna yok diyorsun. Şimdi B var mı? B yok. C var mı? Var bak. C. İkisinde de ortak C var. O zaman C'yi de yazıyorsun buraya. Hop ne oldu? K kesişim L kümesine yazmış olduk. 1, 5 ve C elemanlarından oluşuyor. Hadi bakalım şunu da yazalım. Bunun eleman sayısına bakalım. S K kesişimle 1, 2, 3, 3 tane olmuş oluyor. K birleşim L kümesine bakalım. Şimdi K birleşim L kümesinde ne, yap ne yapacaktık? Yani birleşim olduğunda tüm elemanlar, tüm elemanları hop K senin içerisine atıp ne yapacaktık? Yazacaktık. Şimdi şuradan net görebiliyoruz bak ve ortak olan elemanları bir defa yazacaksın. Ortak eleman olan elemanlar neler burada? 1, 5, C. Bak bulduk. Kesişim kümesi değil mi? Ortak elemanlar değil mi? O zaman şöyle yazmaya başlıyorum. 1, ortak eleman olduğu için bir defa yazıyorsun. Şimdi 3, sonra bak burada ne var? 2, 2 ortak eleman olmadığı için aynen yazıyorsun. 3 de ortak eleman değil. Aynen yaz bak 4 var. Bunları sırayla yazarsan daha güzel olur. Daha iyi olur. Sonra 5, 5, 5. Ortak eleman olduğu için bir defa yazıyorsun. A'yı yazalım. Bak çünkü ortak değil. B'yi yazdık. Birleşimi hepsini yazıyoruz. Bak C ortak eleman olduğu için bir defa yazdım. Sonra ne var? Bak AB B var. Hatta D'yi de yazalım. Sırayla gitsin. D ve AB bu şekilde yazdık. Bak hepsini ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Bu şekilde bak ne oldu? Bunları yazmıyoruz. Daha burada zaten varmış bunlar da yapmış olduk zaten. Bu ne çıktı? 3 çıktı. Birleşim kümesinin de eleman sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yazıyorsun o zaman buraya. Bunun eleman sayısı da ne yapmış oluyor? 10 oluyor. Evet diğer örnekle devam edelim. Bu da kümelerle alakalı bizim son örneğimiz i̇lla iki tane küme değil. Çünkü tanımda ne geçiyor? İki veya daha fazla küme diyor. Üç tane şöyle küme verildiğinde nasıl düşünmemiz gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi bakalım bir. K kümesi diyor. K kümesini yazalım. Şimdi K kümesi dediğin yer bak. Hop şuradan başlıyor. Bak gördün mü çizgisi sınırını. Hop şöyle gidiyor. Yani bu sınırlar içerisinde yer alan elemanlar K kümesi oluyor. Hemen yazalım. Hoppa şöyle açtık. Ne var? 1 var. Bu arkadaşı yazdık. 2'yi yazdık. 3'ü yazdık. Sonra 4'ü yazdık. Bak 5 sınırların içerisinde değil. Bak C bu sınırların içinde değil. E değil. D değil. O yüzden bunları yazmıyorsun. Sonra ne var? Bak A bu sınırların içerisinde. B de sınırların içerisinde. K kümesini yazdık. Eleman sayısını sorarsa da kaç yapar? Bu 6 yapar. Şimdi L kümesine gelelim. L kümesine baktığımda bak L kümesinin sınırı da hop şuradan başlıyor. Bak bak bu şekilde. Şurası var bak L kümesi. Şurası ve şurası bak. Şu sınırlar içerisinde bulunan elemanlar L kümesini oluşturuyor. Açtım şöyle bak. A yazıyorum. B'yi yazdım. Sonra bak C'yi yazıyorum. E'yi yazdım. D'yi de yazdım. Aynı şekilde M kümesine gelin. Ve M kümesi de bak şurası. M kümesi bak sınırlarını çiziyorum. Şuradaki üçgen şeklindeki küme. O zaman bunun elemanları neler? A var. 4 var. Ve 5 var. Şimdi bunlar var. Tamam. Bunları yazdık. K kümesini, L kümesini, M kümesini belirttik. K kesişim L kümesi diyor. Şimdi K kesişim L'yi şu listeden bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? İşte bakarız bunları ortak olan elemanları yazarız buraya. O zaman ne olur? K kesişim L kümesi olur. Ama bunu Venn şeması üzerinde yani kümelerin şu şekilde gösteriminde nasıl görmemiz lazım? Yani K kesişim L kümesini nasıl bulmamız gerekiyor? Bak şimdi K ve L kümelerine bakıyoruz. Şimdi M kümesini kapattım. Buraya baktığında bak. K ve L kesişiminde Ortak olan yer neresi? Ortak bölge neresi oluyor? Bak ortak bölge ikisinin de kesiştiği bak birbiri içerisinde kalan yerlerin olduğu bölge bak şurası. Gördün mü bak? Şöyle göstereyim. Şu bölge bak. Bu bölge K kesişimle kümesi olmuş oluyor. O zaman ne olacak? A ve B bak şu kümenin içerisinde şu bölgede yer alanlar A ve B o zaman bunun ne, ne oluyor? elemanları oluyor. A ve B oluyor. K kesişim L kümesinin elemanları. Şimdi gelelim. K kesişim M kümesi. Bak şimdi. K kesişim mi? L'yi kapattım şurada bak. Şöyle L'yi kapattım. K kümesi burada, M kümesi burada. Bu ikisinin kesiştiği yer neresi? Bak bu ikisinin kesiştiği yer bak şurası, şurası, hop şurası. Bak gördün mü? Şu kısım bak şu kısım tamam mı? Şöyle şu kısım ne oluyor? Ee, K ve M kümesinin kesiştiği yer alıyor. O kesiştiği bölgede hangi elemanlar var? A elemanı var ve 4 var. 4 elemanı var. O zaman ne yapacaksın? K kesişim M kümesi ne olacak? A ve 4 olacak. Bu şekilde. Şimdi burada K bileşimliği geçmeden önce şöyle K kesişim, L kesişim, M'yi bir yapmak istiyorum. Hemen taze taze böyle sıcak sıcak bu olayın üstündeyken. Şimdi K kesişim, L'yi bulduk şu taraf bak. Şöyle kapattım şu bölge. E bu bölge ile kesişim M diyor. Yani üçünün kesiştiği yere bakıyoruz. Bu bölge ile M kümesinin bak şu bölge ile şuraya kapattım. Bu bölge ile M kümesinin kesiştiği yer neresi bak şurası. A'nın olduğu yer 3'ünün de kesiştiği yer ne oluyor? Şurası. Yani A'nın olduğu yer oluyor. O zaman bu 3'ünün kesişiminin elemanı hangisi olacak? A olacak. Gelelim şimdi K birleşim N'ye K birleşim N. O zaman şunu kapatıyorsun. Ne yapacaksın? Bak bu şema gösteriminde direkt olduğu gibi hepsini yaz. Çünkü ortak elemanlar zaten birer defa yazılmış orada. Ne var? 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. Bak şimdi A var. Şuradan itibaren gidiyorum. A, B, C, E ve D. Bak hepsini yazmış olduk şu tarafın. Direkt aynen yaz. Ama şuradan yapayım dersen ortak olan elemanları birer defa yazman gerekiyor. K birleşim, L birleşim, M. E ne yapacaksın? Şema olarak gösteriminde hepsini sırasıyla yazacaksın. Ve bu olayı bitireceksin dostum. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kadar yazdım. Sonra ne var? Bak A var, B var, C var, E var. Şöyle yazayım. E var ve D var. Bitti. Hepsinin birleşiminde şurada gördüğün aynısını yazıyorsun. Kümelerle alakalı derslerimizi bitirdik. E, dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Sonraki derslerde görüşmek üzere.